Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. 11. sözün önündeki temsil hikayeciyi okumuş, onun da bir iki paragrafını tefekkür etmeye çalışmıştık. Bu defa yine temsil hikayecinin tamamını baştan sona okuyacağız ayetlerle birlikte inşallah. Ondan sonra tefekkür etmediğimiz kısımdan tefekkür etmeye devam edeceğiz. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Hemen başlayalım. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve'l-duhâha ve'l-kameri izâ telâha ve'n-nehâri izâ cellâha ve'l-leyli izâ yaghşâha ve's-semâi ve mâ benâha ve'l-ardı ve mâ tahâha ve'n-nefsi ve mâ sevvâha ilâ âhir. Bu ayetler Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri, Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri, fakat Üstad Hazretleri ila ahir dediği için orada zannediyoruz ki, düşünüyoruz ki, tahmin ediyoruz ki Şems suresinin devamındaki ayetler de bu sözün tefsirinde mündemiş. Hatta şunu da söyleyebiliriz, geçen derste buna atıf yapmıştık. Bu tarz kainatın tasvirini içeren, onun içinde insanın konumunu anlatan bir sıra halinde ayetleri ne zaman görsek aklımıza da bu söz gelmeli. Bediüzzaman Hazretleri bu tasvirlerin, bu anlatımların, bu işaretlerin bize tabiri caizse la teşbih ve la temsil sahnedeki oyuncunun yerini anlaması içinmiş gibi fehmimize yaklaştırmak için böyle söylüyorum. Böylesi tasvirlerin Cenab-ı Hakk'ın önce kainatı anlatmasının, sonra içinde insanın konumunu anlatmasının, tabii şimdi meali okumadığım için ne diyor Ahmet diyorsunuz belki geçen hafta izlemediyseniz. Efendim meali okuyayım, ondan sonra devam edeyim bu izaha. Az önce okuduğumuz ayet-i kerimelerin kısacık bir meali şerifi. Yemin olsun güneşe ve aydınlığa ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Bu şekilde verilmiş meali şerifi. Daha meal düzeyindeki, dediğimiz gibi hep meal düzeyi Kur'an'ı anlamanın düşük bir düzeyidir. Tefsir düzeyi meal düzeyinden çok çok yüksek bir düzeydir. Kur'an'ın sözleri çoklu anlamlı olduğu için onun manasını ancak tefsirler bir miktar bize anlatabilir. Meallerle sadece Kur'an anlamaya çalışmak o yönden hatalıdır. Meal ne yapar? Şöyle böyle orada ne söylendiğini azıcık bize haber verir. Meal zaten kısa anlam demektir. Bugün her ne kadar bu mana unutulsa da Kur'an'ın tercümesi denmez onlara. Kur'an'ın meali denir. Meal de kısa anlam demektir. Geri dönüyoruz izahımıza. Cenab-ı Hak bu şekilde kainatı tasvir ederek, içinde de insana atıf yaparak, en son geldi ya burada nefse ve onu intizamla yaratana diye, aslında şunu öğretiyor bize, sanki Bediüzzaman Hazretleri bunu çıkarmış buradan. Kainat nedir? Sizin oradaki konumunuz nedir? Bu sahne, bu oyunculuk nasıl bir amaçla, hikmetle yaratılmıştır? Oradaki bağlamı, oradaki ilgiyi, oradaki üst-alt İletişimi, ilgiyi Cenab-ı Hak görmemizi istiyor. O yüzden kainatı böyle bir şekilde tasvir ediyor. Mesela geçenlerde, bak şimdi aklıma geldi. Geçenlerde herhalde ateist bir arkadaş, biraz tartıştık şeyde. Gerçi ateist olduğunu söylemedi ama itirazları bana öyle hissettirdi. Diyor ki ya Kur'an'da güneşe diyor, işte kandil diyor. Veya işte dağlara kazık diyor. Dedim arkadaşım bunlar mecaz. Cenab-ı Hak bunlarla kainatın bizimle olan ilişkisini anlatıyor. Yani güneş kocaman bir şey ama bak insanoğlu sana lambalık yapıyor.
seninle onun arasında bir iletişim var, bir bağ var. Hani Bediüzzaman Hazretleri'nin sözüdür, pirenin midesini kim yaratmışsa Manzumi-i Şems'i yok halk etmiştir. Herhalde doğru hatırladım. Sivrisineğin gözünü kim yaratmışsa güneşi o halk etmiştir. Ya da bu şekilde versiyonları olan sözleri var. Bunlar ne? Bunlar kainatla insanın ilgisi üzerine şeyler. Ayet-i kerimeler de bu ilgi için öyle zikrediyor. Yani güneşi seninle olan ilgisi üzerinden anlatıyor ki sen buradan bir şeyler çıkar. İşte o sahne, sen orada başroldesin, bunu hisset. Bir diğer hikmetinde Üstad Hazretleri diyor ki, güneşin böyle bir hizmetçiliği gösteriyor ki o ilah değildir. Bak, insana bunu hissettirmek için de, yani o tapılacak bir şey değil. Bak, sana lambalık ediyor, alemde bir lamba gibi. Böyle zikrederek Cenab-ı Hak onun tapılacak bir şey olmadığını da bize hissettiriyor diyor. Ama yine büyük resme dönersek, o tasvirde içinde bulunduğumuz dekor, onun parçaları ve içinde bizim yerimiz. O bütünlük bize öğretiliyor orada. Kendimizi orada konumlandırmamız, görmemiz, karşılıklı ilişkileri kavramamız açısından bu tasvirlerin büyük kıymeti var. Cenab-ı Hak Kur'an'da elbette çok büyük hakikatler öğretiyor, işaret ediyor. Biz bunların çok azını kavrayabiliyoruz. Mürşitlerimiz, Ehl-i Sünnet ve Cemaat Üleması çok güzel şeyler yakalamışlar. İşte onlardan bir tanesini de biz buradan öğreniyoruz. Kainatın tasvir edildiği ayetler bize kendimizi bir büyük resim içinde okumayı öğretiyor. Şimdi temsili okuyacağım baştan sona. Orayı okuduğum zaman da bu nazar gözünüzde, kafanızda, bakış açınızda olsun. Bakın o temsil nasıl bir yer oturacak. Ey kardeş! Eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hılkat-i insanın muammasını ve hakikat-i salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli, pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi-i garibede pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız fünun-u acibeye marifeti, ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulûm-u bediaya ilim ve ıttılağı varmış. İşte ki bu kilit bir cümledir arkadaşlar, aklınızda kalsın, metnin en kilit yerlerinden birisi. İşte her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca. İşte her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca. O sultan-ı zişan dahi istedi ki, bir meşer açsın, içinde sergiler dizsin, ta nasın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemali manevisini iki veçh ile müşahede etsin. Bir veçhi bizzat nazarı dekaik aşinasıyla görsün. Diğeri gayrın nazarıyla baksın. Bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek hazinelerinin türlü türlü murassatıyla süslendirip kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip fünun-u hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulumunun asar-ı mucizekeraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerine cami sofralar o sarayda kurdu. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Öyle sehavet kerane ve sanat perverane bir ziyafeti amme ihsar etti ki, güya her bir sofra
yüz sanayi latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi kıymetli hadsiz nimetleri serdi. Sonra aktar-ı memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaver-i ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Nübüvvet hakikatine geçiyoruz arkadaşlar. Sonra bir yaver-i ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniyini sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin. Ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip derunundaki manzum murassalar ve mevzun sanat mevzun nukuş nedir? Bunu biraz daha geriden alayım. Ta ki sarayın saniyini sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip içindeki sanatların işaretlerini öğretip derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir? Ve ne veç ile saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin. Ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip, o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. İşte o muarif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede, şakirtleri içinde durmuş, bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor. Diyor ki, ey ahali, şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inam ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğuna ve kendi eseri desti olduğunu ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz, bi hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içinde acayiplere baktıkları zaman dediler. Bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir, içinde ne var deyip düşünürken birden o muarif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler. Esselamu aleyke ya eyyuhel üstad. Hakkan şöyle bir muhteşem sarayın senin gibi sadık ve müdakkik bir muarifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler. İyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden, hoşuna gelmek, hoşuna gitmek değil, hoşuna gelmek,
öyle kullanmış Bediüzzaman Hazretleri. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez bir saraya davet etti, ihsan etti. Hem öyle bir cevvad-ı melike layık ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti. Daimi onları saadetlendirdi. İkinci güruh ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar ve o üstadın irşadatından ve şakirtlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihzar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar, seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani-i zişanın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki o hakim-i zişan bu kasrı şu mezkur maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların husulü ise iki şeye mütevakkıftır. Birisi şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap, işte ikinci kilit cümle diyebilirim ben buna. Bu metnin en böyle şehinşah yerlerinden birisi. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İkincisi, ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad, vücudu kasrın daisidir ve ahalinin istimağı kasrın bekasına sebeptir. Öyleyse denilebilir ki eğer şu üstad olmasaydı o melik-i zişan şu kasrı bina etmezdi ve yine denilebilir ki o üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit elbette o kasır tebdil ve tahvil edilecek deniyor ve ondan sonra diyor ki Üstad Hazretleri, ey arkadaş, hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak, hakikatin yüzünü de gör deyip hakikat bahsine geçiyor. Biz oraya geçmeyeceğiz. Metnimizi ilk olarak buradan böldük çünkü. Temsili okuduk. Şimdi tekrar dönüp temsili tefekkür edeceğiz. Tabii ki de geçen derste tefekkür ettiğimiz ilk 3 paragraf aşılmış oluyor. 178. sayfadan devam ediyoruz. Bu hikmete binaen. Hangi hikmetti bu? Ona bina edilen, binaen, ona bina edilen gibi düşünün. Onun üstüne çıkılan, kat çıkılan gibi düşünün. Her cemal ve kemal sahibinin kendisini göstermek istemesi, görmek istemesi, göstermek istemesi hikmeti. Küçücük çocuk bile, işte benim yeğenim mesela, herkes baksın istiyor bir şey yaparken. Bakmayan olduğu zaman onun da dikkatini çekip, bütün ilgiyi kendisinde toplayıp öyle yapıyor yapacağını. Ha, bu insanda belki zaafının eseridir ama Cenab-ı Hak da kemalinin tamamlayıcısıdır. Eğer Cenab-ı Hak gizli bir hazineyken kendini bildirmek istemeseydi, hani bir hadisi kutsi'de böyle buyruluyor, kuntu kenzen mahfiyen, o şeyde, hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Cenab-ı Hakk'ın bilinmesi ve bu vesileyle işte hayat olsun, varlık olsun, insan olsun, en sonunda varlığa çıkması onun kemalinin tamamlayıcısıdır. Çünkü varlık rahmetle, cömertlikle o kemali bulur. Cenab-ı Hak eğer hazine olsaydı ama bildirmeseydi, yani bu söz Cenab-ı Hak için kullanılmaz ama şöyle diyelim, var ama vermiyor gibi olurdu. Var yemez deriz ya biz, haşa sümme haşa, Cenab-ı Hakk'a böyle bir şeyden, yani böyle bir suçlama yapılamaz. Cenab-ı Hak cümle kusurlardan münezzehtir. İşte o kemal, ondaki o kusurlardan münezzeh oluş, hazinesini bildirmesiyle,
Çünkü bu ihsan oluyor aynı zamanda. Bizim ihsan dediğimiz, nimet dediğimiz, sevinç duyduğumuz her ne varsa aslında Cenab-ı Hakk'ı bir şekilde tanımaktan geliyor. Biz sanıyoruz ki yediğimiz karpuzun lezzetidir bizi mutlu eden. Zahirde öyle. Ama sen o karpuz sayesinde, oradaki lezzet sayesinde aslında Cenab-ı Hakk'ın rezakiyetini bir başka açıdan tanımış oluyorsun. Güzel bir şiir okudun, hoşuna gitti. Cenab-ı Hakk'ın cemalini başka bir açıdan tanımış oluyorsun. Onların güzellikleri, onlardaki kerem, onlardaki ihsan hep Cenab-ı Hakk'ın kendini bildirmesinin başka başka tecellileri. Biz burada somut bir varlık alemi içinde onlarla ilişki kuruyoruz. Ama derununa indiğimizde, melekutuna indiğimizde hepsi Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunun bizdeki tesirleridir bizim bütün sevinç kaynaklarımız. O açıdan evet Cenab-ı Hak kendini bildirmeseydi, evet yani o kemal tamam olmayacaktı tabiri caizse. Cenab-ı Hak kemalini cömertliğiyle, rahmetiyle ikram ederek, ihsan ederek tamamladı. Yani tamamladı derken işte sorumlu ifadeler bunlar ama o kemal bunu iktiza ederdi zaten. Cenab-ı Hakk'ın fazlı, keremi, ihsanı onun Rabbinin bir parçası, uluhiyetinin bir parçası, rububiyetinin bir parçası. Cümle Esma-ül Hüsna'nın manalarına indiğinizde bu ihsanın, bu ikramın, bu haberdar edişin görmek ve göstermek isteme sırrının hepsinde mündemiş olduğunu hissediyoruz arkadaşlar bu pencereden tefekkür ettiğimizde. Bu hikmete binaen cesim yani büyük ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Kasır saray demek. Şu an temsildeyiz. Biz buradan alemi anlayalım. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek hazinelerinin türlü türlü murassatıyla, murassa, süsler gibi biliyorum ben murassa, değerli mücevherlerle süslenmiş şey. Yani tezyin mesela nakış işlenerek yapılan süs demek galiba. Murassa, münakkaş, nakış işlenerek. Tezyin, bu kelimelerin arasında nüans farkları var. Murassa da mücevherlerle yapılan süs demek. Öyle bir diyebiliyorum yani. Kelimenin inceliğinin farkı bu. İşte mücevherlerle yapılan süs diye de altta o mana verilmiş. Hazinelerinin türlü türlü murassatıyla süslendirip kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip, süslendirip yine süsleme, fünun-u hikmetinin en inceliklerle tanzim edip düzelterek ve ulumunun asar-ı mucize keraneleriyle, ilminin mucize eserleriyle donatarak tekmil ettikten sonra, peki burada niye böyle farklı farklı katmanlar açtı Üstad Hazretleri? Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek her hazinelerinin türlü türlü murassatıyla süslendirip dedi. Kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip dedi. Fünun-u hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulumunun asar-ı mucize keraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra burada şöyle bir manayı anlamalıyız arkadaşlar. Alemdeki sanat katman katman içinde katmerli katmerli böyle yani iç içe sarılmış gül goncası gibi şeylerden oluşuyor. Sadece bir tür değil. Cenab-ı Hakk'ın orada süslemesi var, orada sanatını göstermesi var, orada düzeltmesi, tanzim etmesi var. Türlü türlü katmanlar iç içe işliyor. Böyle katmanlı bir alemle muhatap olduğumuzu unutmayalım. Zaten ta Bismillahirrahmanirrahim'i konuştuğumuz zaman da 14. Leman'ın 2. makamı üzerinden dedik ki Bismillahirrahmanirrahim aleme üçlü bir düzeyde muhatabiyet gerektiriyor. Onu öğretiyor bize. Uluhiyet, rahmaniyet ve rahimiyet. Bu üç katmanı bize öğretiyor diye o derste konuşmuştuk. Burada da yine katmanlar açıldı. Cenab-ı Hak türlü türlü murassatıyla süslendirip, kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip, fünun-u hikmetinin, yani Cenab-ı Hak hikmetinin, bu sultan diye şey yapıyor ama biz Cenab-ı Hak diye düşünelim, en incelikleriyle tanzim edip düzelterek,
ve ulumunun asarı mucize keraneleriyle donatarak tekmil ettikten, yani kemale eldirdikten, olgunlaştırdıktan sonra her bir taam ve nimetlerin bütün çeşitlerinden en lezizleri cami sofralar, hepsini içeren, kapsayan sofralar o sarayda kurdu. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. O yaratılış sürecini düşünün arkadaşlar. Evrenin varoluş sürecindeki aşamalar. O aşamaların her birisinin aslında bir karşılığı var. Orada olanların buradaki şeye bir karşılığı var. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Bugün öyle mi? Evet, bugün öyle. Her bir canlının, her bir canlı türünün kendine ait bir rızık alanı var, bir fayda alanı var. Öyle sehavet kerane, cömertlikle ve sanat perverane ve sanatkar bir şekilde bir ziyafeti amme, büyük bir ziyafet ihzar etti ki, hazırladı ki, güya her bir sofra yüz sanayi latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi, yüz latif, yani ince sanatla eser, onların eserleriyle vücut bulmuş gibi kıymetli hadsiz nimetleri serdi. Sonra aktarı memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Yani imtihan başlıyor artık. Var edildi, imtihan olacaklar da var edildi ve imtihan başladı bu süreçte. Sonra bir yaveri ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının içeriğinin manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Birisini de, yani bunlara sarayda neler olduğunu anlat, sarayda neyin ne amaçlı olduğunu anlat, onlara tanıt diye tayin etmiş birisini. Yaver Ekrem, yardımcı. Yani Ekrem, kerim bir yardımcı. Burada ne diye verilmiş Yaver Ekrem? Ona bakalım, oradan söyleyelim. Çok değerli, yüksek rütbeli memur diye verilmiş. Sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniyini, yani sarayı sanatla yaratanı, sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin. Eserleri üzerinden sultanı tanımalarını sağlasın. Ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip, ve sarayda ince nakışlar var, onların ne işaret ettiğini, neye işaret ettiğini bildirsin. İçindeki sanatların işaretlerini öğretip, derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir? Yani oradaki intizamlı, ölçülü sanatlar, nakışlar, süslemeler nedir? Ve neveç ile ne yönden saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde, rızası dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Bakınız arkadaşlar, alemin yaratılışı ile nübüvvet arasındaki bağ burada ne kadar böyle çıplak, ne kadar olmazsa olmaz, ne kadar zaten olması gereken olarak görüyoruz. Alem yaratıldı. Fakat alem, nasıl söylesem, bilmeye değmeyecek şekilde yaratılmadı alem. İncelenmeye değmeyecek şekilde yaratılmadı alem. İstifade edilmeyecek şekilde yaratılmadı alem. Hatta tam zıttı. Her bir nesnede, her bir noktada, her bir zerrede, her bir kanunda, her bir incelikte alemin, insanın 100.000 hikmeti keşfi, 100.000 faydayı elde edişi, 100.000 kudret tezahürünü görüşü var. Kader takdirini görüşü var. Yani bu alem öyle bir şey ki, aynı yıldızın altında mıydı? Öyle bir roman vardı. Filmi de var onun. Aynı yıldızın altında olabilir ismi. Bestsellerden birisi. Orada bir tane öğretmen işte şey diyordu. Karakterlerden birisi anlatıyordu bunu. Sanki alem fark edilmek istiyor diyordu. Ve fark edilmeyi de ödüllendiriyor. Ne demek? Mesela siz yer çekimi kanununu fark ettiniz, dikkat ettiniz, ya böyle bir şey var dediniz. Bu kanunu keşfetmeyi kainat ödüllendiriyor diyor. Kainat demeyelim biz, Allah diyelim. Çünkü neden? Allah'ın bir sanatını keşfettiniz. O sanatı keşfettiğiniz zaman o sanatı bir bilim haline dönüştürerek, ondan işte onun faydasını size sağlayacak makineler icat ederek veya işte kimyalar elde ederek,
biyoloji elde ederek, ilaçlar elde ederek aslında marifetin ödülünü kazanmış oluyorsunuz. Diyelim bir bitkiyi incelediniz, Allah'ın sanatı olan bir bitkiyi incelediniz, onda çok incelikler gördünüz. Çok işte kimyevi maddeler buldunuz özünde. Sonra onları ilaç yapımında kullanabildiniz. Aslında Cenab-ı Hakk'ın kainatı fark edelim diye oraya astığı ücret de o belki. Nasıl arıyı çiçeklerin tozlarıyla çalıştırıyor, kokularıyla çalıştırıyor. Cenab-ı Hak bir lezzet veriyor arı bu kadar bütün çiçekleri dolaşıyor. Veya başka canlıları düşünün. Allah'ın onlara koyduğu bir lezzetle bu işi yapıyorlar. Bir mesai sarf ediyorlar. Cenab-ı Hak da kainata böyle bir lezzet koymuş. İnsanı merak ettiriyor, peşinden sevk ediyor. Gidene de mükafat veriyor. İşte teknoloji bugün, teknoloji dediğimiz şey, bugün bilim dediğimiz şey, başka başka şeyler. Hep bu itina, bu dikkat ama maalesef işte Allah'ı bilmezlerin elinde inkişaf etmiş bu sır. Şimdilik onların elinde, inşallah tekrar Müslümanların elinde inkişaf edecek istikametli olarak ahir zamanda. O zaman göreceğiz ki ya bak işte Cenab-ı Hak kendi sanatının bilinmesinden tabiri caizse lezzet-i münezzehe duyuyor. O lezzet-i münezzehenin sırrıyla da insana ücret veriyor, mükafat veriyor. Kainatın içinde onu incelemesinin şeyi bu. O romanda da öyle diyordu. Ya sanki kainat fark edilmek istiyor, fark edilmeyi de ödüllendiriyor diyor yani. Ben de oradan böyle bir şey anlamıştım. Şimdi bak geldik buraya. Ya kainat öyle bir kainat ki katman katman içinde, sanat sanat içinde, güzellik güzellik içinde, işte bir meyve ta uzaktan baktığınızda güzel, yanına gittiniz güzel, kokladınız güzel, yediniz güzel, yani gözünüz gibi güzellik aldı, burnunuz başka bir güzellik aldı, dokundunuz o dokunmadan da parmaklarınız bir güzellik aldı. Bu kadar güzellik iç içe sarılmış, bu belli ki bir fark edilme arzusunun tezahürü. Yoksa hiçbir çiçek güzel olmak zorunda değildi. Dikenler de çiçekler kadar, hatta çiçeklerden çok çoğalabiliyor. Niye çiçekler bu kadar güzel? Çam kozalağı yiyecek hiçbir şey vermediği halde çam ağacı olabiliyor. Çam ağacından bol ne var? Ama neden elma çiğdini bu kadar meyveyle sarıyor? Yani bu farklara, bu şöyle olabilirken niye böyle olmuşlara gittiğiniz zaman ya burada özel bir kasıt var, bize bir ikram var. Yani bazen veriyorum bu örneği. Her sabah bir insanın kapısına çiçek bırakılsa lan insan der ki beni seven birisi var ya. Bu kadar her sabah kapımda çiçek bulmak tesadüf olamaz der. Fakat insanoğlu her sabah rızkını buluyor. Her sabah güneşini buluyor. Her sabah havasını buluyor. Her sabah manzarasını buluyor. Ağacını buluyor. Meyvesini buluyor. Çiçeğini buluyor. Kuşunu buluyor. Kedisini buluyor. Fakat bunların bir kastlı olduğunu hiç düşünmüyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın marifetine erenleri tenzih edelim, o bahtiyarları tenzih edelim. Fakat büyük çoğunluğumuz gaflet içindeyiz. Bu tek düzelik bize kastı göstermesi gerekirken aksine kastı kaçırmamıza sebep oluyor. Ya buralarda zaten herkesin kapısında çiçek bırakılır. Ya da ben işte 15 numaralı dairedeyim. Zaten kanundur, 15 daire, numaralı dairenin kapısında her sabah çiçek bulunur. Böyle demiş oluyorum. Bu kanunlar aslında işte kanun bahsi açıldı şimdi. Ya kanun dediğimiz şey aslında Cenab-ı Hakk'ın kastı. Mesela yer çekimi kanunu. Cenab-ı Hak her yukarıya atılan şeyi düşmek şey yapmış. Emretmiş. Öyle oluyor o iş. Yani kanun aslında bu. Yoksa ip uzanıp çekmiyor. Yeryüzü içinden el çıkarıp o nesilleri aşağı çekmiyor. Cenab-ı Hak böyle bir kanun emretmiş. O kanunla da tasarruf oluyor. Dönelim şeye. Mesela ben gitsem evime. Her gittiğimde saat işte 6'da gidiyorum evime. Her zaman hazır çay bulsam. Her zaman hazır kurabiye bulsam. Bunu birisinin hazırladığını düşünmesem şöyle desem. Benim evimde bir kanun vardır. Bu kanun şudur. 6'da her zaman çay ve kurabiye kendi kendine oluşur. Şimdi bu ne kadar saçma olur değil mi? Normal pratik hayata şey yaptığımız zaman ne kadar saçma geliyor. Ama biz alemi böyle tanımlıyoruz işte. Maalesef işte biz değil, biz Müslümanlar hariç ama gaflette olduğumuz anlar oluyor. Kafirler diyelim alemi böyle tanımlıyor. Materyalistler, ateistler.
bir şeyi görüyor, hep öyle oluyor diye. Sonra diyor ki ya bu kendiliğinden böyle oluyor. Ya hep öyle olmasını sen nerede acaba başka alemin içindeki hangi şeyde bunu bu şekilde açıklayabildin de mesela her ay maaşın geliyor. Bu tesadüfen bir kanundur. Her ay maaş yatar diye mi söylüyorsun yoksa şirketim yatırıyor veya patronum yatırıyor diye mi söylüyorsun? Burada onu kullanmıyorsun ama orada o tek düzeliği, o hep oluşu maalesef tam kastın tam tersiyle sahipsizliğe yoruyorsun ki ne arızalı bir tutum. Geri dönelim metnimize. Cenab-ı Hak kainatı öyle bir yaratmış ki ya bu kainatta yaşayan herkes gayet görüyor ki bu kainat arkadaşlar güzellik güzellik içinde, ilim ilim içinde, bilmek bilmek içinde, düşünmek düşünmek içinde, fark etmek fark etmek içinde, sanat sanat içinde, yani böyle sarılmış gül goncası gibi. Bunu kafirler de tasdik ediyorlar. Nasıl tasdik ediyorlar? İşte bilim. Bildiler, bildiler, bitirebildiler mi? Bildikçe bilesi geliyor insanların. Bildikçe yeni ilim dalları açılıyor. Eskiden 3 ilim varsa şimdi oldu 100 ilim. O 100 ilimin de alt kolları oluştu. İşte kimya bir ilimdi. Kimyanın içinde organik kimya, inorganik kimya, bilmem bilmem ne kimyası, bilmem hücre kimyası, bilmem ne 40 tane DNA şeyi falan filan 40 tane ayrı alan oluştu. Niye? Bilmenin sonu yok. Kainat böyle kitap gibi ilim ilim içinde, bilmek bilmek içinde, sanat sanat içinde. Şimdi böyle bir kainat istemez mi ya insanoğluna bunu birisi tarif etsin, öğretsin, benim anlamım o insanların fark edeceği kadarla sınırlı kalmasın. Çünkü insanoğlunun şeyi de sınırlı. Yani Cenab-ı Hak bize vahiy göndermese, peygamber göndermese, kendisini bildirmese acaba kaçta kaçımız Allah'ın farkında olurdu? Hakkıyla farkında olabilir miydik? Çoğumuz muhtemelen alelekser insanlar, belki şanslı birkaç kişi ayıralım hadi istisna diyelim. Onun dışında herkes muhtemelen şirk koşuyor olurdu. Bu sebepler şeyini aşamamış olurdu. Yani kitabın asıl manasını, asıl sanatını, asıl bütüncül manasını, vahyin ve nübüvvetin bize kattığı en çok budur. Vahiy ve nübüvvet bize bilimi öğretmek için gelmedi, bize teknoloji öğretmek için gelmedi, bize cep telefonu kazandırmak için, spor araba vermek için veya işte uçan daire görmek için, savaş uçağı yapmak için gelmedi. Onlar her şeyin, bütünün manasını bildirmek için geldi. O teknoloji buraya ulaşamaz zaten. Savaş uçağı yapan birisinin alemin anlamıyla bir ilgisi var mı? Nübüvvetin alanı, bütün o esbab dairesinin bütünde neyi ifade ettiğini anlatmaktır. İnsanın fehminin çıkamayacağı bir yerdir burası. Kendi başına. İşte onların o bildirmesi kainatın da istediği bir şey. Kim ki bu dünyaya inanıyor bu şekilde, ya bu dünya var ve bu dünya sanatlı bir dünya, bu dünya bilimli bir dünya, bu dünya ilimli bir dünya, bu dünya katman katman içinde güzellikli bir dünya diyorsa, dünyayı doğru şekilde algılıyorsa, burada herhangi bir kafa çatlaklığı yoksa, bunlar hayaldir, spekülasyondur, şudur budur falan filan gibi saçma yollara gitmemişse veya varlıktaki hikmeti inkar edecek kadar delirmemişse bir insan, onu fark ettiği an onu anlatması gereken birisinin de olması gerektiğini, bunun iktiza ettiğini, lazımı olduğunu, kainatın böyle bir rehber istediğini, bir ders kitabının öğretmenini istediği kadar en az, bir ders kitabının öğretmenini istediği kadar en az kainatın da nübüvveti istediğini fark eder. Zaten sultanın kastı da belli ki bilinmesidir. Kendisinden haberdar olunmasıdır kainat vesilesiyle. O halde bunu yolunu kolaylaştıracak, kapısını açacak bir mübelli göndermesi lazımdır. Bu metinde bize onu söylüyor. Şu paragrafı bir daha okuyalım. Sonra bir yaver-i ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniyini, yani onu sanatla yaratanı sarayı, sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip, oradaki nakışlar ne anlama geliyor, ne anlatıyor, neye işaret ediyor bildir. İçindeki sanatların işaretlerini öğretip, derunundaki manzum murassalar ve mevzum nukuş nedir ve neveç hile ne yönden saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini,
o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip, bak kainatı tanıtıyor, bir de o sarayda nasıl dolaşılacak, nasıl gezilecek. Bugün kraliyet ailesini ziyarete gidin mesela İngiltere'ye. Önce bir teşrifatçı sizi karşılıyor. Nerede ne yapılır, nerede selam verilir, nerede yürünür, nerede durulur, ne zaman konuşulur, ne zaman konuşulmaz. Eskiden padişahların huzuruna çıkarken de öyle teşrifatçılar vardı. Yani gelen misafire oranın adabını anlatırlar bunlar. Ne, nasıl davranacaksın, ne yapacaksın gibisinden. İşte sen geziyorsun saray gibi alemde. Yahu buranın adabını sana öğretecek olan kimse yok mu? O saraya girenlere tarif etsin, girmenin adabını. Şeriat, İslam, helaller, haramlar, ibadetler ve seyrin merasimini. Yani buradaki bu geçiş nasıl yapılacak? Geçiş töreni nasıl olacak? O süreçte neler yapılması lazım? Seyrin merasimini bildirip o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde, razılığı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Yani peygamberliğin varlıkta gördüğü hikmet, kainatın varlık hikmetini doğrulayan bir şey. Cenab-ı Hak kainata bakıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın neler neler yapmak istediğini buradan çıkarıyoruz. İşte kendini tanıttırmak, eşyasının üzerinden ilmini, isimlerini, sıfatlarını bildirmek. Bunu fark ediyoruz çünkü sanat bilmek için de, kainat bilmek için de yoğrulmuş bir halde. İşte yukarıdaki o çok çok katmanlı tarif de bize bunu gösterdi. Üstad Hazretleri Allah kainatı yaratmış falan demedi, böyle kısa geçmedi. Onu açtı, onun içinde bir katman açtı, onun içinde bir katman açtı. İşte sofralar dedi, latif güzel eserler dedi, fünun-u hikmetinin incelikleriyle tanzim edip düzeltti dedi, ulumunun asarı mucize keranesi dedi. Yani katman katman kainatın sürecini anlattı. Biz de bir algı oluşturduk. İç içe sarılmış, hemen kolayca kendini vermeyecek, fazlasını isteyen bir yer gösterdi bize, bir alan gösterdi. Öyle bir ders kitabının da böyle bir öğretmeni lazım diye hemen bağladı. Bak, kainatta nübüvvet birbirine bağlandı. Geriye dönersek bakın arkadaşlar, ayet-i kerimenin bu tarifatını da Bediüzzaman Hazretleri'nin bir farklı, bir zengin, bir renkli şekilde de böyle anladığını söyleyebiliriz. Yani Cenab-ı Hak böyle parça parça alemi bize anlatırken aslında katman katman içinde anlatıyor. Bak, yemin olsun güneşe ve aydınlığa katman, onu takip eden aya ve onu gösteren güne katman, onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene, bak katman katman. Bunlar farklı tecelliler, farklı okumalar istiyor, farklı esmaların yansımaları oluyor buralarda. Cenab-ı Hakk'ın farklı sıfatlarının, farklı takdirlerinin işaretleri var buralarda. Farklı nakışlar bunlar. Ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse ve onu intizamla yaratana. Bak, bu katmanlı anlatımın da bir amacı bu demek ki. Üstad Hazretleri öyle fark etmiş. Buradaki paragraftaki tasvir onu hissettiriyor. Kainat böyle dümdüz metin gibi değil. İç içe, iç içe, iç içe, iç içe. Ama bu iç içelik bir açıdan da şu: hem zenginleştiriyor hem okumayı güçleştiriyor. Ne lazım oluyor? Kitap güçleştikçe, bakın bu cümle aklımızda kalsın arkadaşlar. Zaten süremizi de aştık. Bu cümleyle bitiriyorum. Bir kitabı anlamak güçleştikçe öğretmen ihtiyacı şiddetlenir. Bir kitabı anlamak güçleştikçe öğretmen ihtiyacı şiddetlenir. Çok basit bir kitabı, belki bir masal kitabını öğretmensiz bir çocuk okuyabilir. Ama ders kitabına geldiği zaman illa öğretmen şart olur. Ders kitabının daha üst seviyeye çıktığı bir uzmanlık tezi falan geldiği zaman daha fazla bir öğretmene ihtiyacı olur. En üst seviyede mesela bir ustalık diyelim şeyinde illa öğretmen gerekir. Hepsinde gerekir ama orada artık dersinde bunu bir göstermese bu yapılamaz dersiniz. Demek ki bir kitapta üstünlük arttıkça, mana derinleştikçe öğretmen ihtiyacı şiddetleniyor. Kainatın da nasıl bir kitap olduğunu düşünün o kitapların yanında. Demek ki onun öğretmene ihtiyacı daha da şiddetli. Cenab-ı Hak fazl-ı keremiyle bizi o öğretmenin, o Yaver Ekrem'in aleyhissalatü vesselam izlerinden ayırmasın. Onun sünneti seniyesiyle amel edip marifetiyle,
sırat-ı müstakim üzere yaşayarak ölmeyi, bu iman ile yaşamayı ve bu iman ile ölmeyi hepimize nasip eylesin. Bundan büyük nimet yok. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahumel hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.